Mercedes Formula E takımı bu sezon kullandığı tamamen siyah tasarımdan 2021 Formula E sezonunda vazgeçti ve gümüş renklere geri döndü. Gümüş oklar Formula E'deki ilk sezonu için klasik gümüş renk tasarımı hazırlamıştı ancak daha sonra ırkçılığa karşı eylemlere destek için Formula 1 takımı gibi siyah renge geçiş yaptı. Takım uzun bekleyişin ardından devam eden sezonun final ayağı Berlin'de tamamen siyah renkten oluşan renk tasarımına sahip araç ve pilot tulumlarıyla piste çıkmıştı. Takım bugünkü lansmanda yeni sezonda kullanacağı aracı ve pilotlarını tanıtmış oldu. Gümüş grisine dönen aracın üzerinde mavi şeritler yer alıyor. Bunun dışında halo üzerinde End Racism mesajı, yani ırkçılığa son yazısı da bulunuyor. Mercedes 2020-21 Formula E sezonunda geçen sene olduğu gibi Stoffel Vandoorne ve Nyck de Vries ile yarışacağını duyurdu. Vandoorne Berlin'de aldığı zaferin ardından sezonu ikinci sırada tamamlamıştı. Formula E hakkında ek bir bilgi olarak DTM şampiyonu René Rast 2020-21 Formula E sezonunda Audi'de tam zamanlı olarak Lucas di Grassi'nin takım arkadaşı olacak. 2009'un başından bu yana Audi sürücü programının bir parçası olan Rast, Formula E'nin e-spor şampiyonasına yerine başkasını yarıştırdığı için kovulan Daniel Abt'in yerine çağrılmıştı. Rast, koronavirüs sonrası yeniden planlanan takvimin Berlin'de gerçekleştirilen alt yarışlık bölümünde Audi adına yarışmıştı. René katıldığı yarışların birisine podyuma çıkarken bir diğerinde dördüncü olarak güçlü sonuçlar almayı başardı. Böylelikle Alman pilot gelecek sezon tam zamanlı olarak Audi Formula E takımı adına mücadele edecek. Evet, Formula E'de de yavaş yavaş sezona doğru hazırlıklar yapılıyor. Aracını da ilk tanıtan takım Mercedes oldu. Gümüş oklar geçtiğimiz sene bir yapılanma senesindeydi diyebiliriz aslında ve Stoffel Vandoorne'la birlikte sezonu galibiyetle de kapatmayı başardılar. Gayet yetenekli ve iyi bir sürücü ikilisi de oluşturmuş vaziyetteler aslında şu anda Nyck de Vries ve Stoffel Vandoorne'la birlikte. Benelux üçgenini kuracaklar, bir tek Lüksemburg boş kaldı. Nyck de Vries Hollandalı, Stoffel Vandoorne da Belçikalı. Takım içerisinde bir tane de Lüksemburglu aranıyor şu an Benelux üçlüsünü oluşturmak için. Şakayı bir tarafa bırakırsak eğer Mercedes Formula 1'de biliyorsunuz ki inanılmaz bir seviyeye ulaştı ve bir diğer hedefleri de Formula E'de bunu başarabilmek. Çok büyük bir rekabet içerisine girebilmek. Rekabet seviyesinin tam manasıyla içerisine kalabilmek. Ve bunun için de gerekli adımlar şu anda atılıyor. Şimdi Formula E nedir? İşte sinek vızıltısı vesaire şeklinde birazcık halk nezdinde ön yargı var spora karşı ama şunu söyleyebilirim ki gerçekten de sporu araştırdığınız zaman ve izlemeye çalıştığınız zaman gayet güzel ve çekişme dolu yarışların yaşandığını görebilirsiniz ki çok sürpriz sonuçlar alınabiliyor gerçekten. Yani Stoffel Vandoorne'un Mercedes'e kazanması, yani isim olarak bakıldığında Mercedes kazanmış çok normal diyebilirsiniz. Ama önlerinde aslında daha güçlü takımlar varken ekipler bunu başarabiliyorlar. Şu an Mercedes Formula E'deki en iyi takım konumunda değil. Takımlar arasındaki güç makası da Formula 1'deki kadar açık değil. Takımlar gerçekten de birbirine çok yakın konumda ve orayı da takip edebilirsiniz. 17 Ocak'ta start alacak yeni sezon ve ayrıca şunu da söylemek lazım. Yakın zamanda Formula E nedir, ne değildir? Sezon başlamadan önce bunu da sizlere açıklayacağımız detaylı bir videomuz olacak. Orada da aslında kafanızdaki soru işaretlerin çoğunun ben çözümleneceğini düşünüyorum. Ayrıca ülkemizde de Eurosport'ta yayınlanıyor Formula E. Onun dışında yurt dışında Formula E İngiltere'de olması lazım. YouTube üzerinden canlı bir şekilde yarışları da veriyor. Bunun da bilgisini sizlere aktarmış olalım. Bu videoluk sizlere aktaracağımız olaylar bu kadar. Motorsporları dallarından daha fazla bilgi, içerik ve haber videosu için kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Ve bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.